سريري خشوع بات يحويني كأني في مآقيها دموع الصيف وليني سيزهو في أساريري خشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وتقا وصلاحا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. kardeşler, Allah Azze ve Celle bizi akide derslerine muvaffak kıldığı için Allah'a hamdolsun. Devam ediyoruz inşallah. Geçen hafta kıyametin orta alametlerini işlemiştik. Kıyametin alametlerini üç ayırmıştık İlk dersimizde. Demiştik ki kıyamet kıyametin uzak alametleri var, orta alametleri var ve yakın ve büyük alametleri vardır. Biz demiştik ki kıyametin uzak alametleri üç tanedir ve bunların her birini zikrettik. Sonra kıyametin orta alametlerine değindik. Bunların bayağı olduğunu söyledik ve Allah Azze ve Celle'nin muvaffak kıldığı kadar bazı alametlere değindik. Onlardan ibret almaya çalıştık. İnşallah bugün kıyametin büyük alametlerine değineceğiz. Bunlara alamet-ül kubra, büyük alametler denilir. Bunlar yerine geldiği vakit artık kıyamet kopmuştur demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte el-emaratu hazarat, emareler harazat, boncuk gibidirler. Fisilki, ipteki boncuk gibidirler. Bir ip düşünün, böyle boncuklar oraya dizilmiş, 10 tane boncuk dizilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِنْ يُقْتَعُ سِلْكُمْ, bir ip, bu ip koparsa bütün boncuklar hızlı bir şekilde teker teker dökülürler. Yani araya pek fasla girmez. Kıyametin büyük alametleri de kardeşler böyledir. Neredeyse aralarına fasla girmeyecek kadar birbirleri aralarında bir yakınlık vardır. Ve bunların akabinden ve bunların hemen akabinde kıyametin kopması gerçekleşecektir. Allah Azze ve Celle anlatılmış şeylerden ibret almayı, ders çıkartmayı, bunları salih amele vesile kılmayı nasip eylesin bana ve sizlere. Ve bunları haramlardan uzak durmayı, cehenneme sevk eden amellerden uzak durmayı bana ve sizlere inşallah vesile kılsın. Kardeşler, kıyametin büyük alametleri, tabi bazı alimler 10 tane saymışlar, bazıları 13, bazıları 11. Bunların her birinin delilleri var. Zikredilen hadisleri ve alametleri nereye koyacaklarında ihtilaf etmişler. Fakat 10 tanesinde ittifak vardır, o diğerlerinde ihtilaf vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadiste Hüzeyfe İbnül Esed el-Gıfari radıyallahu teala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste kendisi söylüyor. Diyor ki İttala'an nebiyyü aleyna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza vardı. Ve nehnu netezâker, biz müzakere ediyor olduğumuz bir vakitte. Sahabelerle aramızda müzakere ediyorduk, konuşuyorduk, ilmi müzakereler yapıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aniden yanımıza geldi. فَقَالَ مَاذَا مَا تَذَكَرُونَ, ne müzakeresi yapıyorsunuz? Birbirinize neyi hatırlatıyorsunuz? قَالُوا dediler ki نَذْكُرُ السَّاعَةَ, biz kıyameti hatırlamaya çalışıyoruz. Yani kıyameti hatırlıyoruz. Kıyametin müzakeresini yapıyoruz. Sahabeler kendi arasında oturmuş, kıyameti konuşuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنَّهَا لَنْ تَقُومَا حَتَّى تَرَوْ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَةٍ, kıyamet kopmaz, siz kıyametten önce 10 alamet görmeden kıyamet kopmaz. 10 alamet dedi. Hüzeyfe
Devam ediyor, diyor ki fezekere, peygamber zikretti edduhane, duhanı zikretti, duman. Sonra ve deccal, ikinci sırada deccal hadiste sıralama üzere gelmemiş. Dikkat etmenizi isterim ona. Ve dabbete, dabbetul arza değindi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tulu'a şemsi min mağribiha, güneşin batısından doğmasına değindi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَنُزُولَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَنُزُولَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ Meryem oğlu İsa'nın nüzulüne değindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ değindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 6 3 tutulmaya, ay tutulmasına, batmasına değindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi 3 yerin dibine batacak. Kasfun bil meşrik, biri doğuda, biri batıda, biri de Ceziletul Arab'ta. 9 ve ahiru zalike, bunların sonuncusu olan narun, bir ateştir. Tahrucu min el Yemen, Yemen'den çıkacak büyük bir ateş. Tatrudun nase ila mahşerihim, insanları mahşerlerine itecek. Mahşer alanı neresidir kardeşler? Bugün bütün ümmetin çöktüğü Şam beldesi. Ateş bütün insanları Şam'a iletecek ve Şam beldesine sevk edecek, mahşer alanlarına. Burada kardeşler 10 tane maddeye değindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı rivayetlerde Mehdi radıyallahu anhu'ya değindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah değineceğim birazdan. Bazı rivayetlerde Kabe'nin yıkılmasına değindi. Bazı rivayetlerde Kur'an'ın kaldırılmasına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekti. Kardeşler, bu alamet bundan önce olacak. Bu alamet olduğu vakit şu alametle beraber olacak. Bunu ifade eden muhkem bir ayet ve hadis yoktur. Nas, bazı işari yollarla alimler iştihadlarla sıralama yapmışlar. Biz de bazen o iştihadlara uyacağız. Bazen hadis tertiplerine uyacağız. İnşallah ona göre bir kısa ve özlü bir şekilde maddeler halinde uzatmadan anlatmaya çalışacağız. Zaten konumuz önceden de belirttiğim gibi ahiret hayatıyla alakalı bir dersti. Ki bu olsa belki bir ay daha fazla dersler sürer. Fakat biz Cibril aleyhisselamın Cibril hadisini şerh ettiğimiz için kısa inşallah değineceğiz. Mehdi ile başlayacağız işe kardeşler. Daha önceki Kabe'nin yıkılmasına ve Kur'an'ın kaldırılmasına değinmiştik. Bugün inşallah Mehdi'ye değineceğiz. Mehdi büyük alametlerden midir? Yoksa orta alametlerin sonuncusu mudur? Bunda ihtilaf vardır. Yani ya büyük alametlerdendir veyahut da orta alametlerin sonuncusudur. Allahu ala ve alem. Mehdi radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Mehdi'ye çokça değindi. İsmine değindi, soyuna değindi, nesebine değindi, Mehdi'nin sıfatlarına değindi, Mehdi'nin geleceği vakte değindi ve Mehdi zamanındaki durumlara değindi. Yani olan olaylara değindi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tafsilatlı bir şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam Mehdi'ye vurgu yaptı. Kardeşlerim, sahih hadislerde, sabit hadislerde Allah subhanehu ve teala bu dünyanın bitişine yakın olan bir dönemde yeryüzüne öyle bir halife gönderecek ki o halife yeryüzünü zulümden, despotluktan ve karanlık günlerden sonra aydınlık ve adaletle dolduracağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde belirtmiş. Hatta bu hadisler tevatür derecesine çıkmış. İnşallah onlara o hadis noktasına değineceğim. Bu ümmetin işlerini yüklenen, bu ümmetin bütün beldelerine sahip çıkan, bütün İslam ülkelerine hakim olan bir halifenin varlığından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsetmiş. Ve birçok hadiste de o halifenin de Mehdi radıyallahu anhu olduğunu tekrar Peygamber aleyhissalatu vesselam vurgu yaptı. Mehdi bir lakaptır kardeşler, isim değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefâ'ir raşidin el mehdiyin. Mehdi olan, raşid olan
halifelerimin sünnetine uyun dediği halifelerinden bir tanesidir. Raşid olan halifelerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet minhacı üzerine hilafeti ikame eden ve hilafeti ikame eden bir halifedir. Yeryüzünü adaletle dolduran, yeryüzünü nurla dolduran, yeryüzünü teraziyle, yani adalet terazisiyle ikame eden ve hükmeden bir halifedir, bir hakimdir. Allah Azze ve Celle onunla İslam ümmetini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini şereflendirecek inşallah. Tabi bunun ismi hakkında, yani sahih hadisler yine mutavatir derecesine ulaşmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm hadislerde ismi, ismime denk inşallah hadisleri okuyacağım. Babasının ismi de babamın ismine denktir diyor. Yani ismi ya Muhammed'dir ya da Ahmet'tir. Ya Muhammed, Muhammed bin Abdullah, Muhammed bin Abdullah ve Ahmed bin Abdullah. Ya babası her halükarda Abdullah'tır. Ama isim Muhammed midir, Ahmet midir? Allahu ala ve alem. Bu belirtilmemiş hadis-i şeriflerde. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu teala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize aktarmış. La tezhebu dünya hatta yemlikel araba raculun min ümmeti raculun min ehli beyti. Ehli beytinden bir adam Arapların tamamına sahip çıkmadan, Arapların tamamına emir olmadan, Arapların tamamına bütün Arap beldelerini mülkü altına almadan bu dünya kopmayacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünya gitmeyecek. Yuvati'u ismuhu ismi ismime denktir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Tirmizi'nin hadisi bu kadardır. Yine Ebu Davud'un rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَوْ لَمْ يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ dünyada sadece bir gün kalsa, hiçbir sadece dünyanın bir günü kalsa diyor ki لَطَوَّرَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمٌ Allah bu günü uzatır. Allah Azze ve Celle bu günü uzatır. حَتَّى يَبْعَثَ اللّٰهُ ف۪يهِ رَجُلًا مِنِّي ta ki Allah benden bir adamı gönderinceye kadar, bu adam ya da min ehli beyti, benim ehli beytimden bir adam gönderinceye kadar. يُوَاطِعُ اسْمُهُ اسْمِ ismi ismime denk وَاسْمُ أَب۪يهِ اسْمَ أَب۪ي ve babasının ismi de babamın ismini olan, ismine denk olan adamı göndermeden kıyamet kopmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. يَمْلَعُ الْأَرْضَ yeryüzünü dolduracak قِسْطًا وَعَدْلًا adaletle dolduracak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا yeryüzü zulümle, despotlukla dolu olduğu bir vakitte, olduktan sonra yeryüzünü adaletle dolduracak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buralarda dikkat ederseniz adamın ismine değinmemiş. Hiç Mehdi diye bir şeyden bahsedilmemiş. Biz kimi konuşuyoruz kardeşler? Mehdi'yi konuşuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söylüyor. El Mehdi, Mehdi min itrati benim ailemdendir. Min veledi Fatime ve Fatıma'nın çocuklarındandır. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Mehdi'nin dedesi olan Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadiste Ali radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki El Mehdi minna. Mehdi bizdendir. Yani ehli beytendir. Minna ehlil beyti. Ehli beyten olan bir adamdır. Yuslihuhullahu fi leyletin. Allah onu bir gecede ıslah edecek. Allah onu bir gecede ümmetin başına geçmeye kadir olan, hilafet makamına geçmeye kadir olan, yeryüzünün en güzel halifesi olmaya elverişli olan bir adam haline getirecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَوْ لَمْ يَبْقَى مِنَ الدَّهْرِ اِلَّا يَوْمٌ zamandan sadece bir gün kalsa
لَبَعَثَ اللّٰهُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ Allah ehli beytinden bir adam gönderecek. يَمْلَأُهَا عَدْلًا Yeryüzünü adaletle dolduracak. كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا Buralarda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ismine vurgu yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kardeşler, Mehdi Muhammed İbni Abdillah desek ve Ahmet fark etmez. Mehdi her halükarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neslindendir. Mehdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neslinden Hasan radıyallahu anh'ın soyundan mıdır? Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan mıdır? Ehl-i sünnet ve cemaat icma etmiş ki Mehdi radıyallahu anh'u Hasan radıyallahu anh'ın soyundandır. İbn-i Kethir Kitabul Fiten ve Merahim Fiten ve Merahim kitabında diyor ki Muhammed İbn Abdillah El-Alevi El-Fatimi diye bahsediyor. El-Haseni El-Alevi El-Fatimi diye söylüyor. Abdullah'ın oğlu Muhammed Hasan'ın soyundandır ve Alevidir yani Ali radiyallahu anh'ın soyundandır ve Fatıma'nın soyundandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesli Hasan ve Hüseyin'den geldiği için radiyallahu teala anhuma Peygamberin Hüseyin radıyallahu anh'dan gelen nesillerine seyit denilir. Yani tabir olarak akide kitaplarında ve diğer fıkıh kitaplarında onlara seyit denilir. Hasan radıyallahu anh'ın soyundan gelenlere de şerif denilir. Yani bizim anladığımız kadarıyla Mehdi şeriftir, seyit değildir. Yani Hasan radıyallahu anh'ın soyundan geldiğini söylüyor İslam alimleri. Bu konuda tabii ki ihtilaf var mı? Ehl-i sünnette ihtilaf yok. Fakat ehl-i sünnet ile şia arasında bir ihtilaf var. Rafiziler arasında bir ihtilaf var. İnşallah ona yeri gelince değineceğim, vurgu yapacağım inşallah. Kardeşler, Mehdi meselesi yani vehmi olan bir mesele midir? Acaba gerçekten Mehdi meselesi sabit hadislerle mi vurgulanmış? Sahih hadislerle mi aktarılmış bize? Yoksa zayıf hadisler, uydurma hadislerle mi bize gelmiş? Bunu inşallah konuşacağız. Mehdi meselesi Ehl-i Sünne ve Cema'ya göre ihtilafsız, sabit olan, mukarrar olan bir meseledir. İnkarı, yani karşı tarafın dalalete nispet edilmesini gerektirir. Çünkü Mehdi ile alakalı hadisler, bazı hadisler sahihtir. Bazı hadisler hasendir. Demişler ki bazı hadisler de daiful münceberdir. Yani zayıflığı kapatılan zayıflardandır. Yani yan yana gelerek zayıflığı örtülebilen zayıf hadis kısımlarındandır. Sahih, hasen ve daiful münceber demişler. Uydurma hadisler de var mı? Var. Gerçekten de Mehdi radıyallahu anhu hakkında birçok uydurma hadisler de ortaya atılmış ve söylenmiş. İbn-i Kayyum el-Cevziye rahimallahu teala, İmam Şevkani rahimallahu teala bu ibareleri kullandıktan sonra Mehdi radıyallahu anhu meselesinin mütevatir bir mesele olduğunu söylüyorlar. Mehdi radıyallahu anhu meselesi mütevatir bir meseledir. Yaklaşık mütevatir hadis kardeşler, mütevatir ne demek belki ilk defa burada kullandığım bir tabirdir. Hadis kavramıdır kardeşler. Hadis usulüyle alakalı bir kavramdır. Hadisler ikiye ayrılır. Bize peygamberden hadisi aktaran raviler ya ahad derecesindedirler ya tevatür derecesindedirler. Ahad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eğer peygamberden 9 tane sahabeye kadar bir hadisi bize 9 tane sahabeye kadar sahabeler rivayet etmişse ahad kapsamına girer. 10 ve yukarısı rivayet etmişse bu hadisler de mütevatir kapsamına girer. Tabi mütevatirin derecesinde de ihtilaf vardır da 7 de diyen var. Ben tercih edilen İmam Suyuti'nin görüşünü aktardım. 10, her tabakada 10 tane adamın bulunması. Belki sahabede bu 3 olsa diğer tabakalarda 10 olabilir. Bunların her birinde ihtilaf var. Ama Mehdi meselesinde 10 tane sahabede 24 tane sahabeden rivayet vardır. 24 tane sahabe Mehdi radıyallahu anh'ın hadislerini bize aktarmış. Yaklaşık 36 tane hadis kitabında Mehdi meselesi ele alınmış. Hadis divanları Mehdi radıyallahu anh'ın meselesini ele almışlar.
Yani İbn-i Kesir rahimallahu teala dediğim gibi Muhammed İbni Abdillah el-Alevi el-Hasani demiş, Hasan bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın soyundandır. Allah Azze ve Celle bu imamı, bu halifeyi İslam ümmetine rahmet olarak ahiru zamanda indirecek, gönderecek inşallah. İslam ümmetine rahmet olarak inşallah onları gönderecek, Mehdi gönderecek. Yeryüzünü adaletle, hakla dolduracak biiznillah. Zulmü ve adaletsizliği inşallah engelleyecek. Allah Azze ve Celle onun da hayır bayrağını ümmetin üzerinde inşallah dalgalandıracak. Allah Subhanahu ve Teala. Mehdi hadislerini inkar edenler vardır kardeşler. Bununla alakalı tezler yapmışlar, risaleler yazmışlar, kitaplar yazmışlar, var olan kitaplara reddiyeler yazmışlar. Uzun uzadıya yani çalışmışlar. Tabi İslam ümmeti bu noktada boş durmamış. Allah Azze ve Celle onları hayırla mükafatlandırsın. Seleften halefe kadar Mehdi radıyallahu anh hakkında kitaplar yazılmış. Seleften halefe kadar. Yani Mehdi'yi özel olarak ele almışlar ve bu noktada Mehdi hadislerini reddedenlere cevap vermişler. Uzun uzadıya bu noktada kitaplar yazmışlar. Bunların hemen hemen her zamanda yani İmam Ebu Nuaym el-Esbahani zamanında yaklaşık bir Hicri 400'lü yıllarda yaşamış bir alimdir. Onun zamanından beri Mehdi ile alakalı hadisler yazılmış. Çünkü Mu'tezile ümmetin içinde ortaya çıktığı için, aklını ilah edindiği için, böyle bir taife çıktığı için bunlar meseleleri gündem edince selef alimleri bu noktada onların ortaya atmış olduğu şüphelere cevap vermek için risaleler yazmaya başladı. Onlardan bir tanesi Mehdi kıssasıdır. Kardeşler, İslam kendisini İslam'a nispet eden fırkaların Mehdi hakkındaki itikadı, birincisi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın itikadıdır. Kitap, sünnetin sahih hadislerine, mütevatir hadislerine uygun itikad üzeredirler. Onlar Mehdi'nin, Ehl-i Sünnet ve Cemaat Mehdi'nin hakim olduğuna inanır. Halife olduğuna inanır. Raşid bir halife olduğuna inanırlar. Allah Azze ve Celle onu yeryüzüne, İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste, her yüzyılda bir Allah Azze ve Celle'nin dini tecdid eden, insanların unutulmaya yüz tuttuğu meseleleri tekrardan canlandıran, yani yeni meseleleri ortaya atan değil de unutulmaya yüz tutan, insanların unuttuğu İslam akidesini, İslami kuralları tekrar canlandıran, insanların içinde ihya eden Allah Azze ve Celle yüzyılda bir müceddit gönderecek. Tirmizi hadisinde onlardan sonuncusu Mehdi radıyallahu teala anhudur. Dini tecdid edecek. Allah Azze ve Celle onunla, onun eliyle bu dini tekrar güçlü ve kuvvetli kılacak. İbn-i Haldun'un Ehl-i Sünnet'in Mehdi hakkındaki itikadını belirten Mukaddime İbn-i Haldun tarih kitabında, Mukaddime-i İbn-i Haldun'da bir ibare aktarmış. Ben de inşallah size onu direktmen olduğu gibi aktarayım. Ehl-i Sünnet'in Mehdi hakkındaki itikadına vurgu yapmış. Ben de olduğu gibi ibareyi size aktarayım inşallah. İbn-i Haldun diyor ki, İ'lem, bil ki, اَنَّ الْمَشْهُورَ بَيْنَ الْكَافَّةِ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ عَلَى مَمَرْلِ الْاَعْصَارِ Asırların geçmesi üzere tüm istisnasız, tüm İslam ehli arasında meşhur olan şey şudur. اَنَّهُ لَا بُدَّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ ظُهُورِ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ Şu mesele kaçınılmaz bir meseledir. Ahir zamanda ehli beyte bir adam ortaya çıkacak. يُؤَيِّدُ الدِّينِ Dini teyit edecek. وَيُظْهِرُ الْعَدْلَ Adaleti izhar edecek, ortaya çıkartacak. وَيَتَّبِعُهُ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar ona tabi olacak. وَيَسْتَوْلِي عَلَى الْمَمَالِكِ الْإِسْلَامِيَّ Bütün İslam beldelerine hakim olacak. Bütün İslam beldelerine hakim olacak. Ehl-i Sünnet'in Mehdi hakkındaki itikadını özetle anlatıyor. وَيُسَمَّ بِالْمَهْدِي Mehdi diye isimlendirilmiş. وَيَكُونُ خُرُوجُ الدَّجَّالِ Deccal'in çıkışı. وَمَا بَعْدَهُ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَةِ الثَّابِتَ فِي صَحِيحِ عَلَى اَثَرِ Deccal ve Deccal'den sonraki bütün kıyametin alametleri Mehdi'den sonra çıkacak.
Onu takip edecekler, kıyametin alametleri. Biz bundan anlıyoruz ki Ehl-i Sünnet'in tamamı hiçbir kıyametin alameti Mehdi'den önce olmadığını söylüyor ve bu kanaattedirler. Ve enne İsa aleyhisselam yenzilü min ba'di, ondan sonra inecek. Fe yaktulü deccale, deccali öldürecek. Ev yenzile me'ahu, veyahut da Mehdi ile beraber inecek ama ondan önce değil. Fe yusa'idehu ala katlih, ve deccali öldürmede ona yardımcı olacak. Ve ye'temmu bil Mehdi fi salati, ve Mehdi'ye namazında tabi olacak. Yani İmam Mehdi olacak, İsa aleyhisselam da onun arkasında namaza duracak. Şia itikadı bu noktada nasıl diyor kardeşler? Şialar da diyor ki İmamiye akidesi, tabi onlara göre Mehdi son imamdır. 12 imamın sonuncusu Mehdi el-Muntazar. Gözlenen, beklenen, aranan Mehdi onlara göre. 12. imamdır. Tabi onlara göre Mehdi Muhammed İbni Abdillah değildir. Ahmed İbni Abdillah da değildir. Onların Mehdi dediği adam 1100 yıl önce Samarra'da bir yere sıkışmış. Ondan sonra bir daha görülmemiş. Ve o günden beri aranan Muhammed İbni Hasan el-Askeri'dir. Onların Mehdi'si budur. Bunu bekliyorlar. Bunun çıkacağı günü bekliyorlar. Bu adamın geleceğine inanıyorlar. Muhammed İbni Hasan el-Askeri. Onun Mehdi olduğuna itikad ediyorlar. Onlar Mehdi'nin Hasan değil, Hüseyin'in soyundan olduğuna inanırlar. Mehdi'nin Seyit olduğuna itikad ediyorlar. Şerif değil. Mehdi Seyit'tir, Şerif değildir diyorlar. Allahu Aleyhi ve Alem. Kardeşler, onlar diyorlar ki kitaplarında Mehdi Hasan Muhammed İbni Hasan el-Askeri şehirlerde geziyor. Lakin gözler onu görmüyor. Şehir, yani yaşadığını söylüyorlar. Yaşadığını söylüyorlar. Beldelede hadirun fil absar emsar, Mısırlarda, şehirlerde hadirun fil emsar, Mısırlarda yani şehirlerde vardır. Gâibun anil absar, ama gözlerden uzaktır. Yani var ama yok. Tabi onların bu söylemi Mehdi radıyallahu anhu için ağır ithamdır. Ağır bir söylemdir. Allah Azze ve Celle kitabında emri bil maruf neyi alil münkeri farz kıldığı halde, emri bil maruf neyi alil münkeri terk edenleri lanet ettiği halde, lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn-i Meryem, Maide suresinde Mehdi aleyhisselam onların, Mehdi radıyallahu anhu var ama davet etmiyor. Gözlerden ıraktır yani. Ne sahih bir menkule, ne de bir me'kule. Yani ne nakledilen bir ibareye uygundur onların görüşleri, ne de fıtratı temiz olan, bozulmamış akıllara da hiçbir şekilde cazip gelmeyen boş ve batıl bir görüştür. Üzerine ne şer'i bir delil vardır, ne de akılların kabul etmediği bir meseledir. Allahu Aleyhi ve Alem. Bazıları da Mehdi'nin olmadığını söylüyorlar. Mehdi hidayet ve ıslah çalışmasıdır. Mehdi diye bir şey olmaz. Bazı hadisleri de ona yormuşlar. Ve bununla alakalı risaleler yazmışlar. Ve bu konudaki hadisleri eleştirmişler. Bununla alakalı maasır ve eski alimler kitaplar yazmışlar. Hicaz'ın Şeyhul Allame Abdülmuhsin El-Abbad, şu an bildiğim kadarıyla Medine-i Münevvere'de muhaddistir. Yani güzel bir muhaddistir. Hemen hemen dünyada bir numara. O bununla alakalı hadisleri derledi ve Mehdi'yle alakalı hadislere reddiye, Mehdi'yle alakalı hadisleri eleştirenlere bir reddiye yazdı. Uzun uzadıya bir kitap yazdı. Kitap kütüphanelerde mütedavildir. Eller altındadır inşallah. Bir de Mehdi hakkında bir mesele daha var kardeşler, ona da değineyim. Geçmiş zamanlarda bazen bazı imamlara Mehdi kavramı kullanılmış. Mecazen. Bazen de hakikaten bazı zamanlarda Mehdiler var olmuş. Bu iki mesele değineceğiz inşallah Mehdi ile alakalı. Sonra yavaş yavaş
Deccale ve Duhan'a gireceğiz biiznillah. Kardeşler, tarihte bazı alimlere, tarihte bazı imamlara, tarihte bazı ümmetin önderlerine, bazı alimlere, bazı değerli ender şahsiyetlere Mehdi denilmiş. Bu yalan değildir ve yanlış da değildir. Biz itikad ediyoruz ki İmam Ahmed bir Mehdi'dir. Yani hidayet imamıdır. Bu itibarla mecazen ona Mehdi denilir. Hidayet imamı denilir. Buhari, Müslim, Şeyhülislam İbn Teymiyye ve benzerleri ümmetin hidayet önderleridirler. Ve gerçekten zamanında insanlar dalaletin, şakavetin karanlıklarında yaşarken onlara el attılar. Ve onların önderlik yaptılar. Bu itibarla onlara Mehdi denilmiş. Bu mecazendir. Bunda bir sorun yok. Lakin hakikat itibariyle zamanımızda ve önceki zamanlarda Mehdiler türemiş ve hortlamış. Yani adam çıkıyor 1990'larda ben Mehdi'yim diyor. 95'lerde ben Mehdi'yim diyor. 20'lerde çıkacak şimdi ben Mehdi'yim diyecek. 25 Mehdiler devam ediyor kardeşler. Mez'um zannedilen Mehdiler çıkacak. Tabii bu noktada bizim kriterlerimiz var. Bir insan Mehdi olduğunu iddia edebilir. Lakin Mehdi'nin zuhur edeceği vakit kesinlikle var olan, sabit olan emareler vardır. Birincisi, Mehdi zuhur edildiğinde Beytül Makdis fethedilmiş olacak. Beytül Makdis fethedilmiş olacak. Beytül Makdis kefara ve mücrimlerin elindedir. Yeryüzünün en hain adamları elindedir. Ama Mehdi ilan edilmiş. Ne garip bir şey. Mehdi zuhur etmiş. İsmi ne Ahmet'tir ne babasının ismi Abdullah'tır. Mehdi zuhur etmiş. Amerikan mıdır, Rus mudur, Türk müdür? Soyu belli değil. Mehdi kendini ilan etmiş ama yanında İsa'sı mevcut değil. Mehdi kendisini ilan etmiş, yanında Deccali yok. Yani kardeşler, biri eğer bize Mehdi olduğunu söylerse bize İsa'nı gösteririz. Biri kendisi İsa olduğunu söylerse bize Mehdi'ni gösterileceğiz. İkisinin aynı anda inmesi gerekir. Mehdi İsa'yı tanıyor, İsa da Mehdi'yi tanıyor. Eğer anlaşarak gelseler zaten Allah Azze ve Celle onları rezil edecek. Yani ama bu gelmiş bu gelmemiş, bu gelmiş bu gelmemiş olmaz. Mehdi İsa'sını, İsa Mehdi'sini tanır yani. Allahu alem ve alem. Yani insan bunları yani dilini almaktan bile haya ediyor ama gerçekten tarih içinde öyle akılsız, öyle beyinsiz insanlar çıkıyor ki insan diyor فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Adam mücrimdir, adam facirdir, din düşmanıdır. Adamda hiç iman yok. Mehdilik iddiasına bulunuyor. İsa aleyhisselam diyor, küfrün, şirkin önderidir, tağuttur. Kendisini İsa diye adlandırıyor. Bir zamanlar bir milletvekili kendisini İsa diye adlandırmıştı. Milletvekili, İsa aleyhisselam milletvekilidir. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Kardeşler, Mehdi ne zaman çıkacak? Bununla alakalı bazı hadisler vardır. İşaret yoluyla söylenilmiş. İbn-i Kesir rahimallahu teala Kitab-ül Fiten ve Melahim'de diyor ki İbn-i Kesir, tabi hadislere dayanalım. Diyor, اَظُنُّهُ يَكُونُ عِنْدَ نُزُولِ الْمَسِيحِ. Mesih'in inmesiyle beraber olur. Bunun inmesi. İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle beraber olur. Bunun sebebini ise diyor Halid İbni Ebi Usame'nin rivayet ettiği hadis buna diyor delildir. Tabi Cabir radıyallahu anhu hadisi yenzilü İsa İbni Meryem. İsa İbni Meryem inecek feyakulu emiruhum el Mehdi. Onların imamı olan, emiri olan Mehdi diyecek ki teala salli bina. Gel bize namaz kıl. Diyecek, onu imamlığa çağıracak. İsa aleyhisselam diyecek ki feyakulu la hayır diyecek. İnne ba'dakum sizden bazılarınız emiru ba'din bazılarınızın emirisiniz. Yani sizler birbirinizin emirisiniz. Tekrimetallahi li hadhihi ümme Allah'ın bu ümmete olan ikramıdır. Sizin bazılarınıza imam olmanız, emir olmanız benim de size tabi olmam Allah'ın bu ümmete gönderdiği, verdiği bir ikramdır. İsa aleyhisselam imam da olmayacak. Yani sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini teyit eden ve Mehdi radıyallahu anh'unun davetine ve onun hilafetine destek veren bir hakim,
bir adil olarak yeryüzüne inecek. Yani onun inişini rivayetlerden, sarih ibarelerden, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü Deccal'den önce, hemen önce, az önce veyahut da hep beraber İsa, Deccal, İsa Aleyhisselam, Mehdi radıyallahu anh ve Deccal üçü beraber inebilir. Bazı hadisler bunu ifade ediyor. Allahu Ala ve Alem. Tabi kardeşler, Mehdi hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü uzatmış. Bizim bahsettiğimiz Mehdi hangi Mehdi'dir? Peygamber aleyhissalatü vesselam Mehdi'den bahsederken Ümmü Seleme hadisi, bu vakada henüz gerçekleşmedi. Mehdi geldiği vakit bu vakayı görmemiz gerekir tabi. Ümmü Seleme, Hafsa ve Aişe radıyallahu teala anhunne, Allah üçünden de razı olsun. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu şekilde haber verdi. Enne ceyşen, bir grup asker, yaksidu a'iden, bir sığınanı kastedecekler. Bir sığınanı, sığınan bir adamı kastedecekler. Nereye sığınıyor? Ya'udhu bil beyti, Kabe'ye sığınan bir adamı kastedecekler. Yani onu yakalamak isteyecekler. Mehdi radıyallahu anhu Kabe'ye sığınacak. Zaten ümmet Mehdi'ye Kabe'de biat edecek. Bunlar da Kabe'ye sığınan bu adama saldırmaya, ulaşmaya çalışacaklar. Tabi bunlar فَيَخْسِفَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ الْجَيْشِ فِي بَيْضَى مِنَ الْأَرْضِ, Beyda denilen bir yere gelecek. Allah bunların tamamını yerin dibine batıracak. Yani bunları hepsini harap edecek. Allah subhanehu ve teala. Yine Ümmü Seleme'nin rivayetinde يَعُوذُ اَعِذًا بِالْبَيْتِ, beyte sığınan sığınacak. فَيُبْعَثُ اِلَيْهِ بَعْثٌ, bir takip edici de onu takip edecek. İşte فَاِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْاَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ, beyda denilen yere geldiği vakit hepsi yerin dibine batacaklar. Tabi onlar فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا, onların içinde onlardan olmayan zorla getirilenler vardır. قَالْ يُخْسَفُ بِهِمْ مَعَهُمْ, hepsi beraber batırılırlar. وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَتِهِ, herkes kıyamette niyeti üzere diriltilir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim itikad ettiğimiz Mehdi bu Mehdi'dir yani. Takip edildiği vakit insanların yere battığı bir Mehdi'dir. Henüz Mehdi görmedik, Kabe'ye sığındı ve onu takip edenlerin yere battığını görmedik. Yine bizim itikad ettiğimiz Mehdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin cömertliğinden bahsedecek ve onun zamanındaki insanların durumundan bahsedecek. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Cabir ibn Abdillah radıyallahu teala anhu'nun rivayet ettiği bir hadiste kâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûnu fi âhir ümmeti, ümmetimin sonunda halifetun, bir halife olacak. Bu yahthul mâle hathvan, malı verdikçe verecek yani. Yani şiddetli bir mal dağıtacak. Yeryüzü fakirlikle kaynıyor. Mehdi gelmiş. Yani kardeşler, Mehdi ile alakalı gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzadıya konuşmuş. Ve sözü uzatmış. İşte kıyametin birinci alameti ve ilk alameti kıyametin büyük alametlerinden midir? Yoksa küçük orta alametlerinin sonuncusu mudur? Mehdi radıyallahu anh'ın bunda ihtilaf var. Biz de bu itibarla orta alametlerin sonunda büyük alametlerin başına ne yaptık kardeşler? Zikrettik. Ta ki iki görüşle cem etmiş olalım. Allahu Ala ve Alem. Alamatul Kübra, büyük alametler. Biz dedik ki bunlar ardı arkası kesilmeyen alametlerdir. Ve Hüzeyfe İbni Hüseyin El-Ghifari radıyallahu anh'ın hadisinde 10 tane zikredilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duhan ile başladı. Biz de inşallah duhan ile başlayacağız. Duhan dedi ve bu şekilde devam etti. Aleyhissalatu vesselam bunlar koptu vakit el-emaratu harazat manzumat fi silk, yani bir boncuk düşünün diyor, ipteki boncuk misali gibidir. Fe in yukta'a silku, ip kesilirse bunların hepsi yetba'u ba'duha ba'da, her biri diğerine tabi olur. Durmadan birbiri peşi sıra kopacaklar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi kardeşler, Mehdi radıyallahu anhu, ondan sonra Merhametül Kübra,
Müslümanların Rumlarla anlaşması, sonra Rumların anlaşmaya fesat karıştırması, sonra Müslümanların Rumlara galebe çalması ve onları yenmesi, bunların her biri hadislerde ve fiten ve melahim kitaplarında uzun uzadıya aktarılmış. Konstantiniyye'nin fethi, Rumlardan önce Müslümanların Rumlarla anlaşması, Rumlarla beraber düşmanlara zarar vermeleri, düşmanlara karşı galebe çalmaları, onları yenmeleri, en son Hristiyan yani haça tapanların Müslümanlar ve Rumlarla beraber, Müslümanların Rumlarla beraber sulhları akabinde yaptığı gazvelerden sonra salib, haça tapanın işte haç kazandı demesi üzerine bir Müslümanın onu öldürmesi ve bu şekilde Rumlarla Müslümanların arasında haça tapanlar arasında savaş olması ve Allah'ın Müslümanlara zafer nasip etmesi, bu şekilde kıyametin alametleri artık Deccal, Mehdi, İsa aleyhisselam Deccal'den sonra bunun bitişinden sonra artık kıyametin alametleri o diğerleri hızlı bir şekilde. Güneşin batıdan doğması, Dabbetul Arz, bunların aynı günde olduğunu söyleyen alimler var bazı rivayetlere dayanarak. Allahu Ale ve Alim. Kardeşler, inşallah buna da değineyim. Konuyu burada bitireyim inşallah. Deccale girmeden önce. Duhan. Kıyametin birinci alameti duhandır kardeşler. Duhan, duman demektir. Duhan, Kur'an-ı Kerim'in Duhan suresi vardır. Türkçe yazılırken Duhan da yazılabilir yani. Ama duhandır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu kıyametin alametine değindi. Ve fertakib yevme te'ti sema'u bi duhanin mubin. Gözlerini dik. Yani bekle, gözle. Sema apaçık bir duhanla geleceği günü bekle. Semanın apaçık bir duhan, dumanla geleceği günü bekle. Nasıl bir dumandır bu duman? Allah diyor ki yağşen nase, bütün insanları kapsayan, bütün insanları kuşatan bir dumanı bekletiyor. İşte haza azabun elim, işte bu korkunç bir azaptır. İşte semanın dumanla gelmesi ve o dumanın bütün insanları kapsadığı gün korkunç bir azaptır diyor Peygamber Allah Azze ve Celle. Duhan suresi 9 ve 10'da. Kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin, Hüzeyfe ibn Hüseyin el-Gıfari hadisinde de dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innehâ len tekûme, kıyamet kopmaz hatta teravne kablehâ aşra ayetin. Ondan önce 10 alamet görmeden kıyamet kopmaz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fezekere duhane ve duhana değindi. Ve deccale, deccale ve dâbe, bu şekilde devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duhana değindiği için ve duhan ile alakalı konu da çok kısa olduğu için biz ona değindik. İnşallah onunla alakalı konuyu bitirmek istedik. Tabi burada bir itiraz var. İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu duhanın kıyametin büyük alametlerinden olduğuna inanmıyor tabi ki. Onun kıyametin küçük alametlerinden olduğuna inanıyor ve onun gerçekleştiğine inanıyor. Tabi bu İbn-i Mes'ud'un Allah-u Alem kanaatimizde zannıdır. Çünkü diğer sahabelere muhalefet etmiş burada ve İmam Müslim'in rivayet ettiği İmam Müslim'de rivayet edilen Hüzeyfe İbn-i Esed el-Gıfari'nin muhkem bir şekilde rivayet ettiği hadise de zıttır. İbn-i Mes'ud muhtemelen bunu iştahıyla söylemiş. Yani delillere, hadislere bakıp bu kararı vermiştir. Cumhur-ül ulema bu noktada İbn-i Mes'ud'un aksine görüş bildirmiş. Biz de İbn-i Mes'ud'un değil de Cumhur'un ve diğer sahabelerin söylediği gibi duhanın kıyametin büyük alametlerinden olduğuna itikad ediyoruz. Allahu Ala ve Alem. Bundan sonra inşallah kardeşler, Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde yeryüzünün en büyük fitnesi olan, insanlık tarihinin, dünya tarihinin en büyük fitnesi olan Deccal aleyhi min Allahi lanaya değineceğiz. Allah subhanehu ve teala ona lanet etsin inşallah. Adem aleyhisselamdan kıyamet saatine kadar peygamberin bildirdiği gibi bundan daha büyük bir olay, bundan daha büyük bir musibet, bundan daha büyük bir bela olmamıştır. Biz de en büyük belaya, en büyük musibete değineceğiz. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki haftaya bununla iktifa etmiş olalım. Sallallahu aleyhi ve selleme ve bareke ala nebine Muhammed. Elhamdülillahi evvelen ve ahiren.